Herkese merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konumuza hepiniz hoş geldiniz. Ondalık gösterimde sıralamayı göreceğiz bu hafta. Geçen haftalarda kesirleri ondalık gösterime, ondalık gösterimleri kesirlere çevirmeyi öğrenmiştik. Bu hafta da bu ondalık gösterimlerde sıralamayı ve karşılaştırmayı göreceğiz. Yani hangisi daha büyüktür, daha küçüktür gibi soruları çözmek için gerekli bilgileri bu videoda edineceksiniz değerli öğrenci arkadaşlarım. Ee, hepiniz tekrardan hoş geldiniz videoma ve hemen dersimize başlayalım. Evet ondalık gösterimlerde sıralama yaparken arkadaşlar öncelikle tam kısma bakıyoruz. Tam kısım neresiydi? Herhangi bir virgüllü sayıda yani ondalık ifadede tam kısmım benim şu virgülden önceki kısmımdı. Bu kısım tam kısımdı. Hatırlıyoruz değil mi? Burası da neydi? Ondalık kısımdı ya da kesir kısımdı. E şimdi öncelikle tam kısma bakıyoruz yani virgülden öncesine. Tam kısmı büyük olan sayımız daha büyük olacak. Zaten tam kısmı büyükse ne demektir? O sayının içerisinde daha çok tam var demektir. E o zaman o sayımız daha büyük olur. Tamam öncelikle tamlara baktık karşılaştırdık. Güzel. Ya tam kısımlar eşitse ne yapacağız? O zaman kesir kısmına yani şu ondalık kısım ya da kesir kısım diyorduk ya. Virgülden sonrasına bakacağız. E bakıp beklemeyeceğiz tabii ki de. Neyine bakacağız? Sırasıyla. Onda birler, yüzde birler ve binde birler basamakları karşılaştırılır. Büyük olan daha büyüktür. Onda birler, yüzde birler ve binde birler basamakları diyor. Bunları umarım hatırlıyorsunuzdur değerli öğrenciler. Hatta şöyle ben size hatırlatayım. Mesela şöyle bir tane ondalık ifademiz olsun. Şu basamağımız neydi? Onda birler basamağıydı. Şu basamağımız neydi? yüzde birler. Şu basamağımız neydi? Binde birler. Bakın sırasıyla onda birlere, yüzde birlere en son arkasında neye bakacağız? Binde birler basamağını sırasıyla karşılaştıracağız. Büyük olan sayımız, ondalık ifademiz daha büyük olacak. Hemen şurada örneklerde kendimizi pekiştirmeye başlayabiliriz. Uygun sembolü koyunuz demişiz. Büyüktür ya da küçüktür. Varsa tabii ki eşittir de koyabiliriz. Hemen başlayalım. İki tam yüzde on Bu da iki tam yüzde yirmi Şimdi öncelikle nereye bakıyordum bakın. Buradaki bilgileri şu iki bilgiyi kullanarak bu karşılaştırmayı halledeyim. Öncelikle tam kısmına bakıyorum. Bu da iki tam. Bu da iki tam. Eğer ki bir tanesi büyük olsaydı o zaten büyüktür işaretini koyup geçecektim. Ama ikisi de eşit. Eşit olunca sırasıyla onda birler basamağına yüzde birlere ve binde birlere bakacaktım. E onda birlere bakayım. Bu sayımın onda birler basamağı bir. Bu sayımın onda birler basamağı kaç? İki. 1, e 2'den daha küçük olduğu için ne yapacağım? Bakın buraya hemen küçüktür sembolümü koyacağım arkadaşlar. Bu şekilde yapacağız. Eğer ki tam kısımlar eşitse onda birleri karşılaştırıyoruz. O da eşitse yüzde birleri karşılaştırıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz binde birler olarak. Hemen ikinci örneğimize bakalım. Evet önce tam kısım her zaman bu 3 tam bu 4 tam. E hocam bu 3 tam daha küçüktür. O zaman küçüğü koydum direkt. Bak hiç kesir kısmına bakmama gerek bile yok arkadaşlar. Ne yapıyorum? Tam kısımlarında küçük olan varsa direkt küçüktür diyorum. Geçtim 3. soruma. Bu 7 tam. Bu da 7 tam. Önce tam kısımlarına baktım. Sonra onda birlere bakıyorum. Bak 1 var. Bunda da 1 var. Güzel. Yüzde %1'lere bakıyorum. Bunda 2 var. Bunda da 2 var. Hala eşit gidiyor bakın tamlar eşitti. Onda birler eşit. Yüzde birler eşit. Şimdi binde birler basamağına bakmam lazım. Ama şu birinci sayımda ne yok? Binde birler basamağı yok. Böyle bir durumda ne yapacağız arkadaşlar? Bakın bu binde birler basamağını ne ile tamamlıyoruz? Sıfır ile tamamlayabiliriz. En son basamağı. Yani sayıların ondalık ifadelerin bu sonuna sıfır ekleyerek o sayıları üç basamaklı yani binde birler basamağı içinde olacak şekilde tamamlayabilirim. E şimdi karşılaştırmaya devam ediyorum bak. Bunun binde birler basamağı kaç? Sıfır. Bununki kaç? Üç. Hocam o zaman bu sıfır üçten küçük olduğu için ben buraya ne koymam lazım? küçüktür koymam lazım. Demek ki değerli öğrencim ne yapıyormuşsun? Eğer ki sayıların sonunda bu şekilde basamak yetmezse sayının sonuna bir tane sıfır ekliyormuşsun. Ama bu hangi kesir, hangi sayılarda? Tabii ki de ondalık sayılarda. Dikkat ediyorsun. Yani normal şöyle 57 gibi bir sayının sonuna sıfır eklersen o 570 olur sayının değeri değişir. Nerede ekleyebiliyormuşsun? Virgüllü sayılarda. Bunu unutmuyorsun. Hemen geçiyorum son soruma. 5 tam 5 tam e, tam kısımları eşitse gitti. Hemen onda birlere bakıyorum. Bu sıfır bu bir. Hocam sıfır daha küçüktür. Yaptım ve bu işi bitirdim. Hemen şurada birkaç tane örnek var. Onları yapalım ve dersimize devam edelim. Şu şekilde iyidir. Başlıyorum. Aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Hocam içinden en küçüğünü seçmem lazım o zaman. Şu 3 tam, bu 2 tam, bu 3 tam büyük. Bunu eledim şimdilik. Şu da 3 tam, bu da gitti. Evet şunlara bakıyorum. Bu iki tam, bu iki tam, bu iki tam, bu da iki tam. Bunların hepsinin tam kısmı eşit. O zaman neyi karşılaştırıyordum? Kesir kısmını yani ondalık kısmını. Hocam bu onda birler basamağı 7. Bu 9, bu 7, bu da 7. Şu 9 diğerlerinden büyük. Bakın diğer 3 tanesine 7. O zaman bunlardan birisi en küçük. Ya şu. Hatta şöyle bunlara numara da verebilirim. Bu üçünden bir tanesi en küçük. Bakalım hangisi en küçük? O zaman %1'lere bakıyorum. Bunun 1. Bunun 2. Bunun 0. E 0 bunların içinde bakın bunun 1'di, bunun 2'ydi, bunun 0. O zaman bu bir numaralı sayım en küçük sayım. En başa yazıyorum. 2 tam 1708 küçüktür diyorum. Bakın bunu eledim artık. Şimdi şu ikisinden birisi diğerlerinden daha küçük. Zaten en küçük bu üçüydü. En küçüğünü seçtik. Şimdi sırada şu ikisinden birisi var. E bunun yüzde birler basamağı birdi. Bunun ikiydi. E bir olan daha küçüktür. Hocam iki tam yüzde biri yazdım. Bu da gittiğine göre artık üçüncü sırada bunu yazabilirim. 2 tam yüzde yetmiş ikiyi yazdım. Bu da gitti. E şimdi şu kalanlara bakıyorum. Bunlar üçer tamdı bakın. Bunlar büyük. Neyden? Bundan bak. Bu iki tam. E o zaman sırada bu vardır. 2 tam yüzde doksan yazdım. Bu da gitti. Şimdi kaldı üçer tamlar. Bunlardan hangisi daha küçük ona karar vereceğim. Hemen başlıyorum. 3 tamdı zaten tam kısımları. Onda birler basamakları 4. Yine aynı. E sırada ne var? Yüzde birler basamağı. Bunun 2, bunun 4. E 2 olan daha küçüktür. O zaman bunu yazıyorum. 3 tam yüzde 42 küçüktür. 3 tam yüzde 44 diyorum. Ve sıralamamı bakın oluşturdum. Küçükten büyüğe doğru. Siz de bu şekilde tek tek tam kısımlarına bakıyorsunuz önce. Sonra da ondalık kısımlarında onda birler, yüzde birler ve binde birler basamağına bakıp sıralıyorsunuz. <laughs> Geçelim. Hatta şuradaki şu notumuzu da okuyalım. Az önce bahsettik. Burada not olarak da yazdık. Ondalık gösterimlerde en sağa eklenen sıfırlar kesrin değerini değiştirmez. Yani hani az önce şöyle bir şey yapmıştık ya. 7 tam %51'in sonuna bir sıfır ekleyebiliyorduk karşılaştırmak için. Hani onu buradaki sıfırı görmek için ekleyebiliyorduk. Bu ondalık ifadenin değerini değiştirmiyor arkadaşlar. E, hatta onun mantığını da anlatabilirim. Bakın normalde şu sayı ne? 7,51. Hani neden değiştirmiyor diyenler için anlatıyorum bunu. 7 tam %51. Bunun kesire dönüştürülmüş hali nedir? Şudur değil mi? 7,51 bölü 100. Şurada iki basamak olduğu için buraya 100 yazıyordum. E şimdi ben bunun sonuna bir sıfır eklersem yani şu hale getirirsem bu ne olacaktır? Bakın onu da farklı bir renkle yazayım. Daha güzel görmeniz açısından turuncuyla yazıyorum. <laughs> Pardon. 7510 bakın sayının tamamını bir bütün olarak görüyordum çevirirken. Bölü 1, 2, 3 basamak olduğu için virgülden sonra 1000 diyordum. Şimdi bu iki kesir nasıl aynı oluyor? Hemen şöyle bir düşünelim. Eski bilgilerimizi bir hatırlayalım, hatırlayalım arkadaşlar. Ne yapabiliyorduk biz kesirlerde? Sadeleştirme yapabiliyorduk. Bakın şu ikinci kesrimizde. Şöyle sıfırları sadeleştirirsek yani şu kesri 10 sadeleştirirsek bakın yukarıdaki kesrimizi yine ulaşmış olduk. Aslında ne oluyor demek ki? Sona bu eklenen sıfır kesrin değerini ne yapmıyor? Değiştirmiyor. Unutmuyoruz. Hemen şurada bir tane 3 yıldızlı örneğimiz var. Hemen bakalım. Aşağıda bazı kişilerin harcadıkları paralar verilmiştir. Ahmet 17 tam %25, Ömer 17 tam %23, Emine 18 tam %47 harcamış. Bunlara TL diyebiliriz şu şekilde. Onları unutmuşuz. Buna göre diyor, en çok harcamayı kim yapmıştır. E en çok harcama dediyse bakın en çok en az gibi cümleleri gördüğünüzde ya da kim daha çok kim daha az gibi cümleleri gördüğünüzde ne yapacaksınız? Bu sorunun bir karşılaştırma sıralama sorusu olduğunu anlayacaksınız. E en çok dediğine göre neyi bulacağız? en büyüğü bulacağız. En büyük. E en büyük hangisi hemen tam kısımlarına bakıyorum. bu 17 tam. 17 tam işte burada 18 tam diğerlerinden daha büyük yani en büyük kim olacak Emine olacak arkadaşlar umarım anlamışsınızdır bu güzel soruyu hemen geçiyorum yeni bir konumuza evet sıralama ve karşılaştırma o iki sayfadan ibaretti arkadaşlar umarım anlamışsınızdır anlamadığınız bir nokta olsa yorumlara bekliyorum şimdi ise ne yapacağız ondalık gösterimleri sayı doğrusunda gösterme konusunu işleyeceğiz. Umarım güzel bir şekilde anlayacaksınız. Şimdi bu ondalık gösterimlerin sayı doğrusunda yerleri var. Hani kesirlerde göstermiştik ya birim kesirleri falan. Aynı onun gibi. Peki bu sayı doğrusunda neredeler? İşte bu dersimizde bunu anlamaya çalışacağız. Bunu yapmanın yani yapmak için iki tane adımımız var. Bu adımları uygularsak eğer bu ondalık gösterimlerin neyini buluyoruz? Sayı doğrusundaki yerini buluyoruz. Hemen bakalım birinci adımımıza. Sayı doğrusundaki yeri gösterimin yani ondalık gösterimin burada onu demek istemişiz. Tam kısmı ile bir fazlası arasındadır. Bakın bu ne demektir? Hemen sayı doğrusu çizeyim. Şu örnek üstünde bu adımları uygulayarak göstereyim. Bir daha okuyorum. Sayı doğrusundaki yeri bu ondalık gösterimin tam kısmı ile yani 3 ile bakın tam kısmı 3. bir fazlası arasındadır. Yani 3 üç ile 3'ün bir fazlası kaç? 4 arasındadır. Öncelikle bunları koyuyorsunuz. Bak mesela şu örnek içinde hatta ikisini de beraber götürelim. Tam kısmı ile yani 5 ile bir fazlası arasında. Mesela burada 10 yazsaydı buraya 10 buraya 11 yazacaktım. Umarım anlamışsınızdır bu ilk adımı. İlk adım önemli. Sonra ikinci adımımızda ne diyor? Hemen ona bakalım. Bu aralık kesir kısmındaki basamak sayısına göre ona veya 100'e bölünür kesir kısmındaki sayı kadar ilerlenir. Bak bu arayı 10'a ya da 100'e böleceğiz. Peki buna nasıl karar vereceğiz? Eğer ki bakın 3,7 diyor. Yani 3 tam 10'da 7 diyor. 10'da 7. Eğer ki ondaysa bu aralığı kaça böleceksin? 10 parçaya böleceksin. Hemen bölelim. Şu şekilde yapıyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çizgi çizersem eğer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eşit parçaya böldüm. E şimdi ne diyor? 3 tama kadar gel. Bak 3 tama geldik. Burası 0 buradan geride bakın. Buradan geldik 3 tama kadar. Şimdi 7 adım daha ilerle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İşte şu sayımız bizim nedir? 3 tam 10'da 7'dir. Hatta şu sayımız nedir mesela? 3 tam 10'da 6'dır. Şu 3 tam 10'da 8. Bu 3 tam 10'da 9. Zaten 3 tam 10'da 9'dan sonra ne gelir? 4 tam gelir arkadaşlar. İşte bu şekilde gösteriyoruz. Hemen şunu da yapalım bakın. Bu da 10'da 4 diyor. Bakın yine. 10'da 4. E hemen bölelim o zaman ona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çizgi çizersem eğer. Şöyle aralıkları sayıyorsunuz bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 parçaya böldüm. 4 birim ilerle diyor. Şuradan başladım. 1 2 3 4 birim. İşte burası nedir? 5 tam 10'da 4'tür arkadaşlar. Umarım ondalıklı sayıları sayı doğrusunda göstermeyi anlamışsınızdır. Şurada bir tane daha ee, güzel örneklerimiz var. Hocam pek hep ona mı böleceğiz 100'e 1000'e bölmeyecek miyiz diye sorarsanız eğer hemen şimdi onun cevabını sizlere vereceğim. Diyelim ki şu ifadeyi göstereceğiz. 5 tam %44. Öncelikle hangi iki sayı arasında olacak bu? Tam kısmı ile hemen tam kısım bak buraya yazıyordum bir fazlası arasında. 5 ile 6'yı yerleştirdim. Şimdi değerli arkadaşım. Bak bu %44 demek. Önce burayı hani 100'e bölüp 44 adım ilerleyebilirsin. Ama 100'e bölmek zor olduğu için sana bir tane güzel yöntem söyleyeceğim. Beni iyi dinliyorsun. Hemen öncelikle şu bak %1'ler basamağını görmeden 5 tam 10'da 4'ü gösteriyorsun. Sana burada kısa yolu veriyorum. Onu nasıl gösteriyorduk? Hemen bu arayı 10'a bölüyorduk. 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 tane çizgi çizdim. 5 tam onda 4 neresi? 1 2 3 4 şurası. Bak önce bunu gösteriyorsun. Şimdi bu 5 tam onda 4 az önceki bizim bilgimize göre ne demek aslında? Şöyle sonuna 0 ekleyebiliyordum. %40 demek. E şimdi ben bu 5 tam %40'tan bak %44'e gitmem lazım. O zaman ne yapacağım? 5 tam %40 burasıysa şurası nedir? 5 tam %50'dir. Öncelikle bu iki aralığı seçiyorum. Neden? Çünkü %44'ü göstereceğim. E 44 ne demek? 40 ile 50 arasında demek. E ben şimdi bunu göstereceksem ne yapabilirim? Artık sadece şu aralığı da 10 eş parçaya böleceğim. Burada birazcık küçük oldu ama şu şekilde 10 eş parçaya böleceğim. Bu 40'tan Kaç birim gideceğim? Bakın 40'daydım. 44'e gelmek için 41, 42, 43, 44. Yani şuradaki dördüncü çizgim ne olacak benim? 5 tam %44 sayım olacak arkadaşlar. Bakın hepsini eğer bu 5 ile 6'yı 100'e bölebiliyorsam böl. Ama bence gerek yok. Direkt 5 tam %40'ı göster. 5 tam %50'yi göster. Bunun arasını 10 eşit parçaya bölsen zaten 41, 42, 43, 44'e gelirsin. Umarım anlamışsındır. Hemen şimdi şu alttaki örneği benzer şekilde çözelim ama bunu bir tık daha büyük çizelim ki daha hoş görünsün. Şöyle yapıyorum. Öncelikle neydi? Tam kısmını yazıyordum. Bir fazlasını da buraya hemen yerleştiriyordum. 3 tam 4 tam. Şimdi bu arayı 10 eşit parçaya bölüp önce 3 tam bak şunu görmeden neyi buluyordum? 3 tam 10'da 2'nin yerini buluyordum. Şöyle 1 şöyle 2. Şu arayı birazcık büyük tutuyorum görmeniz için. Normalde eşit bölünmesi lazım. Hani sınavlarda gelirse eşit gelecek. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parçaya böldüm. Şimdi hemen yerini gösteriyorum bakın. Şöyle. 3 tam onda 1, 3 tam onda 2 şurası. 3 tam onda 2. Aynı zamanda bu ne demekti? 3 tam yüzde %20. E 3 tam %21 de şey, 3 tam 10'da 3 de burasıydı. Yani 3 tam %30'da burası. Hatta şurası 3 tam 10'da 4 işte %40 demek. 3,50 bu şekilde gidecek. 60 70 80 90 yani şurası 3,90. Şurası da 4 tam olacak. E şimdi ben ne yapacağım? Bak 3,2'ye kadar yani 3,20'ye kadar geldim. Ama benden neyi istiyor? 21'i istiyor. İşte bu durumda şöyle farklı bir kalemle, kırmızı kalemle bölelim. Bu 3,20 ile yani 3 tam yüzde 20 ile 3 tam yüzde 30 arasını kaça böleceğim? 10 parçaya böleceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane çizgi çekersem bölmüş olurum. Umarım görünüyordur. E şimdi artık zaten şu çizgimiz bizim bakın şu siyahla çizdiğim 3 tam yüzde 20 değil miydi? E ben bundan bir adım ilerlersem nereyi bulurum? 3 tam yüzde 21'i. İşte şu ilk çizgimiz bizim ne olacak? 3 tam %21 olacak. Hatta bakın şu 3 tam %22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 bakın şu ne? 3 tam %29 olacak. E bundan da bir adım daha ilerlersem 3 tam %30 olacak diyorum. Bu şekilde gösteriyorum. Şurada da bakın 7,99 var. Yani 7 tam %99. Hemen gösterelim. 7 ile 8'i yapıştırdım. Hemen yüzde basamağını kapatıyorum. Yüzde birler basamağını ve 7 tam onda 9'a gidiyorum. Şöyle onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, onda 6, onda 7, onda 8, onda 9. Şurası olsun. Yine şu arayı bilerek birazcık büyük bıraktım. Yani 7 tam onda 9'a geldim. E şimdi ne yapıyordum? Bakın bu arayı da kaça böleceğim? 10 eşit parçaya böleceğim. Çünkü Neden? Burası 7 tam 10'da 9 demek. 7 tam %90 demek. Ama benim 99'a gitmem lazım. O yüzden bu arayı da bölüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a böldüm. Şimdi artık sayıyorum. 90'daydım. Şu ilk çizgimle 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ve 99 işte burası. Yani burası ne olacak? 7 tam %99 olacak arkadaşlar. E hemen o zaman şuradaki örneğimize bakalım ve bu dersimizi bitirelim. Bununla ilgili hani böyle çizerken belki karmaşık görünebilir, bu karışık görünebilir birazcık. E, umarım soru çözüm videosuna hepiniz gelirsiniz. Orada çok güzel sorularım var arkadaşlar. Orada çok daha iyi anlayacaksınız. Ona inanıyorum. Hemen şuna bakalım. 40 var ve 41 tam var. O zaman benim bu üçgen ve yıldız kesirlerimin tam kısmı kaç bakın hemen şuraya yazıyordum. 40 tam. Önce bunu bir yazıyorum. 40 tam. Çok güzel. E şimdi bu aralık kaça bölünmüş? Hemen bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10'a bölünmüş. Demek ki bu ondalık bir kesir. Yani onda birler basamağına yazacağım. Kaçıncı çizgimiz üçgen? 1 2 3. çizgimiz. O zaman burası direkt nedir? 40 tam 10'a bölünmüş. 3. gösterilmiş. 40 tam 10'da 3'tür. aynı şekilde şu da 4, 5, 6, 7, 8, 9'dur. Yani 40 tam 10'da 9'dur diyorum. Bunların yerleri şey olmuş. Üçgenimiz şu. 40 tam 10'da 3. Şöyle yapayım. Yıldızımız da ne? 40 tam 10'da 9 diyeyim. Bu şekilde bu dersimizi bitirelim arkadaşlar. Yıldız daha sonra olduğu için 40 tam 10'da 9. Evet, bu dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bu haftaki dersimizin ne öğrendik? Ondalık sayıları karşılaştırmayı, sıralamayı ve sayı doğrusunda göstermeyi öğrendik. Çok güzel sorularda Bir yarım saat sonra hemen soru çözüm videosunda olacak. Lütfen onu kaçırmayın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Matematikle kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.